Haydi bakalım bir tane güzel bir video yapalım. Dijital analog farkları. Dijital ve analog farkının profesyonel audio camiasında nasıl bir etkisi olduğunu anlatacağım. Dijitalde maalesef ki maalesef halen harmonik problemlerimiz var arkadaşlar. Bizim analogda iki tane sinyalimiz var. Birisi ambalans, birisi balans sinyal akışı. Her ikisini de imkanınız varsa deneyimlemenizi tavsiye ediyorum. Merhabalar, Mobile Seri YouTube kanalına hoş geldiniz. Uzun zamandır video yapmıyorduk. Ee, sizlerden de biraz Hani şey aldık tepki aldık niye video yapmıyorsun diye ben de o yüzden dedim ki haydi bakalım bir tane güzel bir video yapalım şimdi videolarımız genelde uzun olduğu için bunları ikiye bölüyoruz ve bu videoda öyle olacak çok özür dilerim bu ara maalesef işte klima işte sıcak falan derken yaz aylarında bu tarz takılmalar olabiliyor. Ee, evet şimdi şöyle bir konu var. Uzun zamandır hala konuşuluyor ve neden konuşulduğunu da anlamadığım için de yine de ben bu videoyu yapayım dedim size. Dijital analog farkları. Şimdi arkadaşlar bakın şöyle bir şey söyleyeyim. Ee, öncelikle e, dijitalin hızlı bir şekildeki ilerlemesini takip ediyoruz. Evet bu çok güzel bir şey. Ama analog Eşittir çöp oldu diye bir e, durum var ki bu çok komik bir hal alıyor. Yani e, hatta birkaç mecrada böyle bir konuşma olmuş falan benim kulağıma geldi. Çok güldüm. Benim 12 bin dolarlık bir tane şeyim varmış. Garibim fiyatını da bilmiyor. E, limiterim varmış. Onu dinliyormuşum dönüyormuşum bilgisayarda 40 dolarlık pluginin çok daha iyi iş yaptığını görüyormuşum. Yani ben 12 bin dolarlık bir aletim var. Ben safım bunu bilmiyorum. Onu satıp atıyorum başka bir şey yatırım yapıp 40 dolarla iş yapmaya. o yüzden böyle bir şey oldu. Neyse komik şeyler bunlar. Arkadaşlar bakın şöyle bir şey söyleyeyim. Bu videoyu ikiye bölmeme sebebi şu. ...dijital ve analog farkının profesyonel audio camiasında nasıl bir etkisi olduğunu anlatacağım. Bir de bunların ev kullanıcısının da nasıl bir etki maruz kaldığını anlatacağım. O yüzden şimdi hemen giriş yapalım. Şimdi arkadaşlar bakın siz dijital platform içerisinde... Bir cihazın kesinlikle ve kesinlikle yaptığı işi simüle edebilirsiniz. Bununla ilgili hiçbir sıkıntımız yok. Yani bu e, videonun sonunda veya başka bir yerinde onu arkadaşımız size koyacaktır. E, farklarını da çektik. Yani bir hardware bir de software'in aynı değerlerde neler yaptığını. Siz bunun dinamik hareketleriyle ilgili e, dijitalde evet bunu simülasyonunu yapabilirsiniz. Ama gelelim şuraya. E, peki ya bunun e, prafik hatlarını ne yapacağız arkadaşlar? Bir de öyle bir durum var. Şimdi e, bizde şöyle bir huy vardır. Genelde bizim sahip olduğumuz şey en iyisidir ya. Yani mesela atıyorum Renault kullanan bir insan dönüp diyor ki ben zengin olsam da yine binerim. Hayır abicim boşu boşuna kendini kandırma. İlerleyen zamanlarda çok daha iyi arabalara bineceksin. Veya elimdeki bu yani bu bir fakir edebiyatı. Ya yani o zaman çok iyi. E peki arkadaşlar o zaman dönüp diğer stüdyolara bakalım. Onlar ne yapıyorlar? Yani onların da büyük bir yatırımcıları var. Onların da büyük bir e, meblası var. Üstelik analog, dijital daha fazla yer kaplama durumu var. E bu adamlar bu işi bilmiyorlar mı? E biliyorlar. E niye halen devam ediyor? Yani stüdyo e, isimlerini de verebilirim. Bakın bakın. Metropolis'e bakın. E, i̇şte Ebro'da bakın. E, veya ne bileyim Galaxy stüdyolarına bakın. Veya Amerika'da Sterling Sound olsun. Veya ne bileyim Capital Records olsun. Bakın hepsine girin bakın. Hepsinin önünde Hardware'ler var. Bu software'in kötü olduğu anlamına gelmez ama hardware'in yapacağı işi yapamıyor arkadaşlar. Sebebi de şu. Bakın benim bir tane millennia e, equalizer'ım var. Bu equalizer bir tarih bozuldu. Ve ben bunu yaptırmak için servisine götürdüğümde onun millennia'nın kendine özel çıkışında bir trafosu olduğu şu kadar. Yani toplasanız bir kibrit kutusu kadar bir trafosu var. E bu trafo, daha doğrusu özür dilerim, transistörü var. Çıkış transistörü. Sese birebir etki eden. Peki, bu adam bunu kendisine özel yaptırmış. Yani işte bu tarz elektronik yedek parçaları satan Farnel'e veya herhangi bir yere yazdığınızda bunu göremiyorsunuz. Çünkü adam kendini özel yaptırmış. Bir de bilmeyen arkadaşlar için söyleyeyim. Ee, örneğin bir sürü equalizer var işte markalarını biliyorsunuz şimdi softwarelerini kullanıyorsunuz. Mesela örnek vereyim Melli, Minenya, Avalon fark eden bir şey yok. Bu insanların çoğu mühendisleri e, herhangi bir yedek parçayı bir devrede kullanırken bin tane aldıklarından yetmiş tanesini kullanıyorlar. Çünkü o bin taneden ölçtüklerinde yetmiş tanesi gerçek değeri veriyor. İşte bu o yüzden o aleti hem pahalı hem de özel kılıyor. Şimdi işin bir de diğer tarafına gelelim. Dijitalde maalesef ki maalesef halen harmonik problemlerimiz var arkadaşlar. Bir sesi tamamen size ne olduğunu deşifre eden harmoniklerdir. Ama dijital bunları size white noise sinyallerle ekliyor. O yüzden de yeterli sıcaklığı alamıyorsunuz. E Hepiniz oturuyorsunuz, eski şarkıların coverlarını yapıyorsunuz. E, bir düşündünüz mü neden acaba diye. Çünkü e, analog kayıtta, yani işte bir type record'da veya işte ne bileyim bir e, plak baskısında e, harmonikleri istediğiniz gibi, yüklendiğiniz gibi desibel sorununuz da yok yani bilmeyen arkadaşlar için anlatayım sıfır desibel sadece dijitalin bir referansıdır. Analogda böyle bir şey yoktur arkadaşlar. Artı sekize kadar çıkabilirsiniz. Fakat maalesef son dönemde çok fazla e, kayıt sıkıntıları olduğu için ki halen bunu yapan stüdyolar var işte büyük makara mantılara e, kayıt yapanlar. Evet ben de ve benim gibi insanlar da bilgisayar tabanlı analog cihazlar kullanıyoruz. Neden? Biz analog cihazlarda transistör çıkışları ve diğer harmonik distorsiyonu çok daha iyi bir hale getirmek için aşırı derecede yükleme yapıyoruz ki hani mümkün olduğu kadar ne kadar dijital kırparsa onu e, daha iyi bir hale getirmek için. Yani Tıpkı şey gibi düşünün, şimdi 24-48 ile 24-96 arasındaki fark gibi. Yani 24-48 nasıl? Ben size çok basit bir yöntemle anlatayım. Sizin 200 metrekareye sığan bir eviniz var, sığan eşyalarınız var ee, ama 400 metrekareye aynı eşyayla çok daha geniş ve rahat sığıyorsunuz. İşte 2496 bu. Bizimle yaptığımız şey aynen böyle bir şey. Yani bir analog bir cihazın sadece preamfesinden geçtiğiniz zaman almış olduğunuz harmonik genişlikler çok farklı olacaktır. Ama burada maalesef hiçbirinizin hoşlanmayacağı bir şeyden bahsedeceğim. Önünüze koymuş olduğunuz C ve B klas monitörlerle bunu duyamazsınız. Veya C klas, B klas e, konvertörlerle bunu duyamazsınız. Ha duyarsınız ama önceden bunun iyisini duymuş ve refere etmiş olmanız gerekiyor. O yüzden de yüksek hassasiyetli dinlemelerde ve diğer... E, high-end'lerde ki bunu ikinci bölümde anlatacağım. Bunu çok daha rahat duyuyorsunuz. Ya yani bu tartışma bence çok saçma. Çünkü siz dijitali de kullanabilirsiniz. Analoğu da beraberinde kullanabilirsiniz. Bütçeniz yoktur. Dijitalde devam edersiniz. Ama yani birilerinin elinde bir şey yok ve kullanamıyor diye o kötü oluyor anlamına gelmiyor. Evet elektriksel hareketler. Bunlar süslü laflar değil. Bunlar bilmiyorsanız anlatayım. Terim bunlar arkadaşlar. Yani çünkü neden? Eee... Bizim analogda iki tane sinyalimiz var. Birisi ambalans birisi balans sinyal akışı. Bunların her birinin içinde voltaj vardır. Onların içinde fareler koşarak götürmüyor o sinyali. Yani elektrik var bu işin içinde. O yüzden de ben şöyle bir tavsiyede bulunuyorum. Kesinlikle ve kesinlikle bunun e, polimine dahi girmeyin. Bu sizi yapacağınız işten de geri bırakacaktır. Her ikisini de imkanınız varsa deneyimlemenizi tavsiye ediyorum. O zaman anlayacaksınız. O zaman diğer konuşmalar, diğer işte tartışmalar size saçma gelecek. Veya atıyorum sizi muhakkak ve muhakkak izletmek için kendi kanalını yalan söyleyen insanlara da inanmanıza gerek yok. Bu bir satış politikası yani. E, düşünsenize şimdi Melli firması var veya başka firmalar Cranksong olsun, ya, Avalon, işte Shadow isneyi beğeniyorsanız. E, bu adamlar kalktılar, softwareleri yaptırdılar. Dediler ki aa çok güzelmiş. Biz niye bu kadar işte e, firmanın çatısını büyütüyoruz, niye bu kadar yer kaplıyoruz? Software ile devam edelim. Öyle bir şey yok. Adamlar üretmeye devam ediyorlar o zaman. Ya bu saçma bir hikaye. Devamında da şunu söyleyeyim. Bakın dijital halen o kadar bazı noktalarda noksan ki sizin ses kartlarınızın bile içlerinde clock generator'lar var. Yani clocklanması gerekiyor. Clocklanmazsa, timing'i oluşmazsa asla ve asla doğru düzgün çalışmaz e yaptığınız kayıtlar bozuk çıkar arkadaşlar. Anlatabildim mi? Yani burada halen bir patrona ihtiyaç duyuluyor. Ha ilerleyen zamanlarda işte ee, ne diyorlar ona işte bu e, yapay zeka ilerler bazı şeyleri yapar bilmem ne ama onda da kuantum şeyine kadar çıkmamız lazım. Çünkü 1.01'de hala biz harmonikleri çözemiyoruz. Harmoniklerle ilgili bilgi edinmek istiyorsanız da internette var. Ama zaten o audio işi yapıyorsanız bence harmonikleri bilmenizde kesinlikle fayda var. O yüzden şimdilik e, audio camiasıyla ilgili anlatacaklarım bu kadar. Bundan sonraki hemen akabinde gelecek olan videoda e, sizlere bunun e, ev kullanıcısına nasıl etki ettiğini anlatacağım. E, bu videonun sonunda da sizler kullanmış olduğunuz tanıdığınız iki tane plugin Milenia ve Elysia ikisinin de hardware ve e, softwarelerinin Bizim kendi çalışmalarımızın alt yapılarıyla aynı yerden aynı sinyal yolundan geçmiş halini dinlersiniz ve umarım e, bu da size bir e, referans olur. O yüzden bir dahaki videoda görüşünceye dek hoşçakalın.